Bana bu kadar bakmaktan yorulmadın mı baba? İnsan melekleri izlemekten yorulmaz ki. Git kızım. Annen sokakta bekliyor seni. Hadi git. Baba, yoksa sen annemi sevmiyor musun? Hayır. Hayır kızım, annen haklıydı. Sana bir erkek ya da kız kardeş getirdiğimizde onun da benim gibi hasta olma ihtimalinden dolayı endişeliydi. Bu yüzden benden ayrıldı. Hadi git kızım. Annem ısrar ediyor ama benim canım istemiyor baba. Neyi? Annemin evlendiği bu adama baba diyeyim mi? Diyeyim mi baba, söyler misin? De. Baba de. Şimdi artık git. Geç oldu. Baba, Canım. seni seviyorum. İçim rahatladı mı? Bir saattir bizi beklettin. Görüşürüz. Şurubunu içtin mi Müslümcüm? Evet. Endişelenmeyin anneciğim. Siz gidip yatın. Yoruldunuz zaten. Annen sana kurban olsun. Keşke ölseydim de böyle bir günü görmeseydim. Keşke ölseydim. Bu botları neden elinde tutuyorsun annem? Bu elbiseleri neden giydin? Bir yere mi gideceksin anneciğim? Anne, çocuklarla buluşacağız. Çocuklarla mı? Gecenin bu saatinde mi? Ben hastaneden dışarı çıkamıyordum. Ama çocuklar ziyaretime geliyorlardı. Bu çocuklar senin hastalığını düşünmediler de mi gecenin yarısı seninle buluşmak istiyorlar? Eğer birden fenalaşırsan
Ben ne yaparım söylesene. Bunca yıldan sonra Behçet-i Zehra bir başka oldu anneciğim. Kurban olurum sana, artık peşimden gelme. Hadi git yat anneciğim. Gidip yatayım mı? Yaşlı annenin 4 aydan sonra sana kavuşup mutlu olduğunu hiç düşünmüyor musun? Yani bir gece doyasıya görmeye hakkım yok mu? Sen sabah hastaneye döndüğünde yine ben ve bu boş ev baş başa kalacağız. Hiç mi hakkım yok Müslüm? Hiç mi? Allah'a dua et. Dua et ki gözünün önünde değilim. Yoksa siz de benim gibi zehirlenirdiniz. Beni Iraklılar zehirledi. Sizi de benim kader ve sıkıntılarım. Kabul et. Her ne kadar gözünün önünde olmazsam daha iyidir. Gül artık kurban olduğum. Asma yüzünü. Sabah ezanı vaktinde gelip seni namaz için uyandıracağım anne. Vay, uykucu kardeşim benim. İnan ki kölesiyim öksüren Müslüm kardeşimin. Esirinim Müslümcan. Ben bir parça bu gördüğüm adama karşı hatır sahibiyim. Ya siz? Çok iyi adamdır ha. O ak simandan öpüyorum. Böyle olmaz ki Müslümcan. Ama sen her zaman geç katılıyorsun. Ama katılınca da adam gibi katılıyoruz. Allah kabul etsin. Selam Müslümcan. İyi misin? 1 dakika gecikmiş olsaydın gitmiştik. Özür dilerim abi. Hadi git bin. Bu gece nereye gidiyoruz? Ziyarete mi, başsağlığına mı? İkisine de. Asgar'ın ziyaretine gidiyoruz. Durumu ciddi. Yoğun bakıma girmiş. Çocuklar çalıştırın. Pekala. Sadece Asgar'ın yanına yoğun bakıma gidiyoruz. Diğer çocukları uyandırmayın.
Endamına kurban Asgarcan. Bir yiğit gibi uzanıyor yatağa. O erkeksi kaşlarına feda olayım. Sana sonsuz selamlar olsun Asgarcan. Yüklenme fazla. Nefes al. Canı çıksın. Şuna bir bak. Elin oğluna ne yaptılar? Asgarcan, cimri olma. Senin zaten omuriliğin kopuk. Birden de nefesini kes. Cennet kızları biraz sevinsinler. Asgar kardeşim yukarı uçacak. Boş konuşma olmasın. Asgarcan, artık çek elini bu kirli dünyadan, olur mu? Bırak artık yaşlanmayacağım tavırlarını. Bu dünya ayaklarına kapanmış Asgar kardeşim. Daha fazla utandırma onu. Uç Asgarcan, uç azizim, kurban olduğum, uç hadi. Ey seyitlerin ceddi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çok bekledim. Ben geldim dostum. Hoş geldin. Aranıza geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Herkes seni bekliyor. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Ezmek için karar almamıştık. Sadece çiğneyin. Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş geldin. Çabuk. Hadi. Hadi kardeşim. Hoş geldin. Geç kaldım ama yine de geldim. Hoş geldin. Çok iyi gördüm. Çok iyi gördüm. Çabuk çabuk. Ben de sizi çok özledim. Asgarcan. Hoş kardeşim. Sağ olun kardeşim. Aramıza hoş geldin. İşte buradasın. Hoş bulduk. Seni bekliyoruz. Seni ne çok beklemiş. Evet. Özlemişim. Hoş geldin. Bekliyordum. Yani aramıza çok, hoş geldin. Çok özlettin kendini. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok iyi görünüyorsun Asgarcan. Evet. Hadi gidelim artık. Hoş geldin. Asgarcan. Aslan kardeşim. Hadi gidelim. Evimize hoş gidelim. Kardeşim. Dostlarım. Hoş geldin. Kardeşlerim. İyi ki geldin. Canlarım. İyi ki buradasın. Kardeşim artık. Sizi hiç hadi bırakır mıyım? Hadi acele. Ben de sizi bırakmam artık. Dostlarım. Kardeşlerim. Elveda İnkılap Meydanı. Ben gidiyorum. Elveda. Gönlüm bütün iyiliklerini özleyecek. Elveda anılarla dolu meydan. Elveda. Gönlüm yalnız kalmana çok acıyor. Thank you.
Selam Miktad'ın yeri. Biziz. Cepheye gitmek için önünde bekleyen çocuklar. Hatırlıyor musun Mehdi? Ben her zaman oradaki kaldırımda otururdum. Bu kapalı kapına kurban. Ki bize cennetin kapısını açtı. امشب شب مهتابه، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام، خواب است و بیدارش کنی، مست است و هوشیارش کنی، گویید فلونی اومده، آن یار جونی اومده، اومده حال تو، احوال تو، سیه موی تو، سپید روی تو، ببیند برود، امشب شب مهتابه، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام. کاردشیم سلامون علیکم دیارم. و علیکم سلام نور یوزی کاردشلرم. کاردشیم، بو کادر اکمک پیشیمکلی اوراشما لطفن. تیم ایی انسانلارین هیزمتیندیم. O sizi görmediği için ben az konuşsam iyi olur. Yoksa delirdiğimi sanabilir. Estağfurullah. Komutanlıktan tandır ustalığına geçmek hiç de delirmek değildir. Sen şehit olmayı istedin. Allah'ım da sana nasip etti. Çok şükür. Benim istediğim daha fazla. O ne istiyorsa üzerime olsun. Allah aşkına gelin engelleyin onları. Beni götürmelerine izin vermeyin. Ben hatalar yaptım, namerdim. Beni almaya geldiler. Karımdan, hayatımdan, çocuklarımdan beni götürüyorlar. Gelin engelleyin onları Allah aşkına. Beni götürmeye geldiler. Beni çoluk çocuğumdan alacaklar. Geldiler beni götürmeye. Hayır, hayır engelleyin onları. Beni götürmelerine izin vermeyin lütfen. Lütfen beni bırakmayın. Beni almalarına izin vermeyin. Yardım edin lütfen. Lütfen siz de yardım edin. Lütfen. Çoluk çocuğumdan beni koparmasınlar lütfen. Bakın lütfen. Hadi hadi lütfen. Bana yardım edin. Bana yardım edin Allah aşkına lütfen. Bana yardım edin. Çoluk çocuğumdan koparmasınlar beni. Lütfen. Lütfen. Bana yardım edin. Yardım edin bana. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Halk iyi anlıyor. 3-4 tane eli sopalı bir taraftan, 3-4 tane aydın insan diğer taraftan. Allah ve peygamberi bu halktan almak için çok küçükler. Benim içim gayet ferah. Neyse Cevatcan, bizim gitmemiz gerekiyor. Vaktin olursa bize de uğrarsın. Görüşürüz. Gecenin bu vaktinde ne çok motorcu böyle. Uykusuz mu kaldın? İşte oradalar. Bu kadar motorcuyu görmüyor musun? İşte. Bunlar neden bizim elbiselerden giymişler? Şunlara da bir bak.
bu oyunu ne kadar da ciddi sanmışlar. Şuna bak, ne kadar da beton harcıyorlar bu otele. Gündüz gelip bu şehri gezmelisin. Beton yine iyi. Bazıları bu otele öyle şeyler harcıyorlar ki harcadıklarıyla daha fazlasını alırsın. Affedersiniz. Acaba sorabilir miyim, genç bir bayan, gecenin üçünde bu soğuk havada yolun kenarında ne yapıyor? Ben de size sorabilir miyim? Genç bir adam gecenin üçünde neden yollarda dolanıyor acaba? Size şöyle söyleyeyim ki bu adam bir dostunu dinlenme yerinden evine götürmek için geldi. Peki. Bu genç bayan da kocasını görmek için yolun kenarına geldi. Sen bu işlerden vazgeçmeyecek misin? Neden vazgeçeyim? Deli miyim ben? Evet, delisin. Eğer bu delilikse Allah herkesi deli etsin ki benim gibi keyif etsinler. Hangi keyif pervane? Git koca edin. Koca mı? Yok mu sanki? Böyle ay parçası. Aynada kendini gördün mü? Rengin iyice soluyor. Bu gidişle koca bulamayacaksın, söyleyeyim sana. Bir koca bulmuşum. İki dünya içinde yeterli. Neden kabullenmek istemiyorsun pervane? Sen şimdilik bu dünyadasın. Evlenmelisin. Çocukların olmalı. Çocuklarını evlendirmelisin. Torun sahibi olmalısın. Herkes gibi böyle şeylerden keyif etmelisin. Ben bütün keyifleri senin varlığınla yaşıyorum. O da ne keyif? Konu komşu ve kardeşlerin sana bir deli gözüyle baksalar bile mi? Onların bakışları seni rahatsız etmez mi? Başkalarının bakışları benim için önemli değil. Sadece senin bakışların önemli. Öyle önemli ki diğer dünyanın kapısında özlemli bakışlarla bekliyorsun. Allah öldürmesin. La ilahe illallah. Çocuklar bekliyor. İzin var mı gitmeme? Seni seviyorum. Bütün gökler için. Ben daha fazla. Görüşmek dileğiyle.
Maşallah. Her şey yolunda değil mi? Evet, yolunda. Hiçbir sorun yok. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Tamam, sallanmayın. Hadi yürüyün. Herkes bizi bekliyor, hadi. Seni çok iyi gördüm. Hatta gençleşmişsin değil mi? Evet. Seni çok iyi gördüm. Sen de iyi görünüyorsun. Bak, daha neler anlatacağım sana. Birçok hikaye var. Başımdan neler geçti bilsen. Canım arkadaşım, kardeşim. Müslimcan, görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Yani... Üzgünüm. Ben... Gelmiyor muyum? Söyler misin dostum? İzin vermediler. Yani... Senin vaktin daha gelmedi. Güzel kardeşim, bekleyeceksin. Nereye gidiyorsunuz? Böyle mi dostunuzu bırakıp gidiyorsunuz? Ha? Neden durdunuz? Ben bahtsızım, biliyorum. Çaresizim. Beceriksizim. Kirliyim, bulaşıcıyım. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Hastalıklı ve günahkarım. Nefesim sizi hasta ediyor. Elbette beni bırakıp gitmelisiniz. Elbette benden kaçmalısınız. Siz paksınız çünkü. Azizsiniz. Haysiyetlisiniz. Sağlamsınız. Ya ben? Baştan aşağı günahla bulanmışım. Öyle değil mi? Ben kurumuş bir gölüm. Ama namertler. Ben de bir zamanlar sizin gibi berrak ve akıcıydım. Temizdim. Yanınızdaydım. Dostunuzdum. Eğer bunların hiçbiri değilsem, kölenizdim ya, öyle değil mi? Hatırlıyor musun Murtaza? Çift dağda, hamamda kaç kere kese atmıştım sana, öyle değil mi? Ya Asgar, hatırlıyor musun? Senin botlarını boyuyordum. Rıza, ya sen? Ben neden senin yardımseverindim ha? Şimdi bir bakın. Bakın. Dostunuz bu kalabalık şehirde yalnız kaldı ve ayak altında eziliyor. Ne istiyorsun Müslüman? Gönlüme hasret çekiyor. Müslim, gönlünü Hüseyin Aleyhisselam'ın eline verdi ve Kufe'ye gitti. Artık gönlü yok ki Kufe'nin hasretini çeksin güzel kardeşim.
Eğer sen... Eğer Müslimsen... Neden teslim olmuyorsun? Eğer gönül vermişsen... Neden gönülsüz değilsin? Gönlüm tutuldu Murtaza. Benim gönlüm tutuldu. O kadar ışık bu şehirde ama hiçbiri gözümü aydınlatmıyor. Bu kadar göz bu şehirde ama... Hiçbiri gönlümü ısıtmıyor Murtaza. Murtaza. Burada herkes canlı kalmak için koşuyor. Hiç kimse yaşamak için koşmuyor. Bu şehrin hepsi yeryüzü olmuş. Artık göğü yok bu şehrin Murtaza. Benim gönlüm gökyüzü istiyor. Gönlüm gökyüzü istiyor Murtaza. Anla beni ne olur. Eğer gönlünde gökyüzü varsa kardeşim, Kenan'ın kuyusunda da olsan ya da Harun'un zindanında, mavi gökyüzü hep vardır. Bu gökyüzünü nerede bulurum Murtaza, bana söyle. Sadece gözlerini aç. Gözlerinin sahibinin gökyüzünü başının üstünde göresin. Yer ve gök onun gözlerinden nur alıyor. Gözlerini kendine kapat Müslim. Kapat.
Senin de gelmene izin verdiler kardeşim. Hazır mısın? Bilmiyorum. Acaba bu gece neden hava bu kadar aydınlık? Buradaydık. Üç tabur yorgun, aç, susuz, yaralı burada sıkışmıştık. Sağ ve solumuzu Iraklılar sarmıştı. İki taraftan tankların sesleri duyuluyordu. Bu kanalın dışı dünyanın sonuydu. Sadece bu kanal vardı. Ateşten bir okyanusta bir tahta parçası gibi çocuklar ona sığınmıştı. Sadece bu kanal vardı. İlk siyah bir noktaydı. Başımızın üstüne geldiğinde gördük ki helikoptermiş. Birden her yer karardı. Kızgın bir kurşun yağıyordu ki çocukların bedenlerini paramparça yapıyordu. Çocuklar sadece kanat çırpıyorlardı. Paramparça oluyorlardı ve kanat çırpıyorlardı. Kül oluyorlardı ve kanat çırpıyorlardı. Gözlerini kapatıp kanat çırpıyorlardı. Şehadet getirip kanat çırpıyorlardı. Gülümseyip kanat çırpıyorlardı. Çocukların kanat çırpmasından yer ve zaman tüylerle dolmuştu. Her yer tüylerle dolmuştu. Özür dilerim. Özür dilerim. Işık varken buranın planını al. Baksana burada çekim yapılıyor. Benim görüş alanıma girdiler. Kestik. Böyle iyi mi? Hatıra fotoğrafı mı çekineceksiniz ki? Bakar mısın abi? Siz bölüktensiniz. Öyle değil mi? Vallahi aşağının havası da çok iyi. Hem sizin için hem de bu kamera için biraz ışığa ihtiyaç var. Yani şimdi kamerayı bize doğru çevirseniz olmaz mı? Biraz da biz sevinsek ha? Vallahi bizim öyle hatıralarımız var ki şimdiye kadar kimse kamera karşısında anlatmadı. Işık gitmeye başladı. Bir şekilde aşağı indir ki son planı da çekeyim. Eğer güzel kardeşlerim o tepeden aşağı inerlerse ve bize son planı çekmeye izin verirlerse söz veriyorum ki yarın sabah kendilerinden görüntü alıp bütün hatıralarını kaydedeceğim. Abicim ama öyle diyorsun da yarın biz gelemeyiz. Çünkü çoluk çocuk bizi bekliyor olacak. Biraderim. Elinden gidecek bak, izin ver. Bir plan kadar anlatalım sana.
İnanın ki olmaz kardeşlerim. Birkaç dakikaya kadar ışık gider. Karanlıkta görüntü alamayız ki. Hem bu birkaç dakikada küçük bir hatıra sadece. Gerçekten çok beğeneceksin. Güya biz yaşayan şehitleriz kölen olduğum. Böyle kalbimizi kırma. Telafi ederiz dostum. Sizden kurtuluş yok. Sadece birkaç dakika ha. Yoksa görüntünüz karanlık çıkar. Oraya tepenin üstüne oturun. İkisinin görüntüsünü al. Ben öne gidip seslerini alırım. Işık ne olacak? Son planı çekmiyor muyuz? Onu yarın çekeriz. Işık varken kesme. Anlatsınlar. Peki. Biz emrinizdeyiz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Mustafa Hüseyini. Bu dostumun adı da Murtaza Gol Muhammedi. Evet, şimdi anlatıyorum. Taburumuzun komutanıydı. Allah rahmet eylesin, şehit oldu. Diyordu ki eğer bir şehirde herkes kendi çıkarları için koşarsa orası orman olur. Herkes pençe atar yanındakinin sofrasına bir lokma fazlası için. Diyordu ki ama cephe tam tersidir. Her kim geliyorsa bütün çıkarlarını bırakıp canını eline alması gerekir. Bu sebeple cephe bir kuş yuvası oluşturuyordu. Bu kuşlar da bu siperlerle bir cennet inşa etmişlerdi. Şehit olurken dedi ki bu ormanlık dünya kalsın sahibinin elinde. Bu huzurlu cennette bizim elimizde. Bunu söyledi ve gözlerini kapattı. Cenazesi de orada kaldı. O ateşin altında çoğu kişinin cenazesi kaldı. Feryatlar kopuyordu. Kurşun ve bomba yağmurunda. Yeryüzü gökyüzüne yapışmıştı. Göğün yüzü de çocukların kanına boğulmuştu. Kıyametti o gün. Gölge düştü, kestim. Görüntü karardı artık. Çekemiyorum. Bana bak. Asıl bundan sonra dinlemelisin. Işık gitti. Artık çekemeyiz. Abi bak, elinden kaçıyor. Siz bayağı şairsiniz ha. Epeyce işimize yararsınız. Biz başıboşuz kardeşim. Siz de bizim işimize yararsınız. Bak, biz şarkı da biliyoruz ha. Gün batımında çok keyifli oluyor. Artık ışık gitti. Neyse çocuklar, şimdi siz nereye gidiyorsunuz? Yarın sabah mutlaka geri kalanını anlatmalısınız. Biz bu etraftayız. Merak etme, geliriz. Abi, yarın sabah televizyon bizi gösterir değil mi? Elbette gösterir ama yarın değil. O zaman görüşürüz. Şarkı da yarına kalsın. Görüşürüz. Ne yazık ki seslerini duyamıyordun. Hayır, duydum. O mesafeden mi? Evet, o mesafeden. O mesafeden nasıl duyarsın ki? Kendilerinden hiç haber yok. Çocukları tembihledim. Eğer görürlerse bize getirmeleri için. Abi, hareket edelim. Geç oluyor. Beni Haşim grubunun bölgesine 4 kilometre var. Bütün yolumuz kirli. Karış be karış. Etkisiz hale getirilmemiş mayınlarla dolu. Tamam. Hareket edelim. Kusura bakmayın, tekrar hatırlatıyorum. Sadece benim ayak izlerime basın. Thank you.
ceset! Burada ceset var! Buraya gelin! Künye! Künyeleri var! On beş değil, 19. Evet! Hadi söyle. Murtaza Gul Muhammedi. Baba adı İbrahim. Mustafa Hüseyin'i, baba adı Ali. Hadi söyle. Murtaza Gul Muhammedi, baba adı İbrahim. Mustafa Hüseyin'i, baba adı Ali. Evet, yazdım. Ben Mustafa Hüseyin'i. Bu dostumun adı da Murtaza Gul Muhammedi. Böyle iyi mi? Hatıra fotoğrafımı çekineceksiniz ki. Telefonu ver. Özür dilerim. İsimleri bir kez daha okuyabilir misiniz? Cenazesi de orada kaldı. Böyle iyi mi? Gerçekten beğeneceksin. Tanıdık mıydı? Güya biz yaşayan şehitleriz kölen olduğum. Böyle kalbimizi kırma. Hem bu birkaç dakikada küçük bir hatıra sadece. Yani şimdi kamerayı bize doğru çevirseniz olmaz mı? Biraz da biz sevinsek ha? Görüntüleri, kendilerinden çektiğimiz görüntüleri. Git motorun elektriğini aç. Bunların neyi var? Heyecan ateşlenmeye sebep oluyor. Git onlar için yer tut. Sakinleşecekler. İyi, şimdi durdur. Bundan sonra o plan geliyor. Şehadet getirip kanat çırpıyorlardı. Gülümseyip kanat çırpıyorlardı. Çocukların kanat çırpmasından yer ve zaman tüylerle dolmuştu. Özür dilerim. Evet.
Neredeler peki? Bu o plan mı? Evet, evet öyle. O zaman niye kimse yok? Diğer planı getir. İkisinin birlikte konuştukları planı getir. Acele et. Ne demek bu? Bu bölüm boş. Sen emin misin o planın olduğundan? Evet, o plan. Başka görüntü almadık. Eminim. Başka görüntü almadık. Bu da son plan. Sonunda hava yavaştan kararıyordu. Şimdi göreceğiz. Baksana, belki sonraki plandır. Hayır, bu ertesi gün. Bu dünyada hiçbir şey ölmüyor. Herkes canlı. Uyanık göz bu yaşamı görüyor. Uyuyan göz asla. Bu etraftayız. Merak etme, geliriz. Siz de bizim işimize yararsınız. Telafi ederiz dostum. Bunu söyledi ve gözlerini kapattı.
bakayım. Sarı kırmızı olanı var mı? Kırmızı. Gene orada bekliyor bak. Kim? Şundan ver bir tane. Ne kadar? Bakayım. Tamam. Bu bende o. Kalsın. Çok pahalı dedin. Oradaki kız çocuğu. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. İki yıldır ne zaman trenle cepheye gitsem hep o şekilde görüyorum onu. Neden diğerleri gibi çiçeklerini satmıyor? O çiçeklerini öylesine veriyor. Karşılığında para almıyor. Peki neden orada bekliyor? Biraz da onlara sat. Çocukların kenara çekilmelerini bekliyor. Kenara mı? Şundan da bir tane ver. Neden? Tamam. Peşinde olduğu adamı bulmak için. Param bitti, yok. Kimi bulmak istiyor ki? Şimdi diğerlerine sat. Biraz da onlara sat. Şehit olacak adamı. Ne demek bu? Şundan da bir tane ver. Biliyor musun? Bu kız çocuğu şimdiye kadar kime çiçek verdiyse o adam şehit oldu. Allah'ım, yürümeye başladım. Daha ne zamana kadar kızım? Yeter artık.
Rayların yanında soğuktan donacaksın. Hatırlıyor musun geçen sene başına ne bela gelmişti? Trenleri sadece 2 saat gecikmişti. Sen de zatürre olup 1 ay boyunca dışarı çıkamamıştın. Yeter artık. Ne zamana kadar rayların kenarında bekleyeceksin? Neden anlamak istemiyorsun babanın cepheden geri gelmeyeceğini? Azizim, gül kızım, nazlım. Şefkatli Allah babanı kendi yanına aldı. Bunu anla. Bu kadar benimle inatlaşma. Bu kadar anneni üzme. Çocuklar sana öyle bakınca ciğerim yanıyor. Yeter artık. İnan ki baban artık cepheden dönmeyecek. İnan ki baban Allah'ın yanına gitti. Annen sana kurban olsun. Annen yaşamasaydı da gözyaşını görmeseydi. Peki Aziz. Peki. Özür dilerim. Hata ettim. Canın ne yapmak istiyorsa onu yap. Ama babanın yolunu gözleme. Çünkü o artık cepheden dönmeyecek. Hava çok sert. Diyorum ki gidip yardım mı etsek acaba? Ne zaman yardımcı olmamızı izin verdi ki bu sefer versin? Ama bu şekilde çiçek toplarsa 1 saate bile bitmez. Eğer yine zatürre olursa işi biter. Öyle değil mi? Geçen sene kamyonetlerini satmışlardı. Ve ancak öyle kurtulmuşlardı. Sen kaç defa çiçek toplayıp da ona verdiğin halde çiçeklerini geri çevirmişti? Kendi çiçeklerini seçmedikçe, kendi elleriyle toplamadıkça içi asla rahat etmez. Bu soğukta mı? Gecenin bu vaktinde mi? Bu karanlıkta kim rayların kenarına gidiyor da sen de gitmek istiyorsun? Cevap ver. Bu karanlıkta ve bu soğukta hangi asker kendisine çiçek götürmene razı olur güzel kızım? Ha? Hangi asker? Gökyüzüne bir bak. Yarım saate kadar kar yağacak. Neden bana bu kadar eziyet ediyorsun? Git bu çiçekleri yerine koy ve yat uyu. Gerçekten dayanamıyorum.
Daha kaç kere diyeceğim? Baban artık gelmeyecek. Şehit oldu. Allah'ın yanına gitti. Bırak artık bu işleri. Yordun beni. Canımın içi, yarın git. Bu çiçekleri de ver bana. Kurban olduğum, ver bana o çiçekleri. Sadece yarım saat. Eğer trenleri gelmezse hemen döneceksin. Ben pencereden sana bakıyorum. Eğer kar yağarsa kendim gelip seni geri getireceğim. Tamam mı? Peki. Sadece yarım saat. Merhaba, küçük hanım. Çiçeğini bana verir misin? Tamam, olsun. Önemli değil. Gel bakalım. Gel azizim. Şimdi seni bir yere götüreceğim. Ve çiçeğini oradaki adama vereceksin. Aferin sana. Sakın unutma azizim. Eğer adamı sevmezsen çiçeği ona vermezsin. Ama o seni görmeyi çok istiyor. Hadi gel azizim, gel bakalım. Hadi azizim, yürü. Thank you.
Rukayye. Rukayye.